Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Yusuf ne haber? Sağ olasın. Senin adın neydi? Şeyi biraz da merak ediyorum sizi. Tenisi kim daha güzel oynuyor? Yusuf. Hep mi? Hepinizden şey. Evet. Ali seni de mi yeniyor? Beni yeniyor. Ben çok kötüyüm zaten. Yapma ya. Niye? Artık beli büküldü. Bacakları tutmadı. Ne olacak? Artık o cesetten çıkacak yani, o eskimiş evden çıkacak, yeni bir eve geçecek yani. Ölüm de böyle. Ölüm de ne? Zamanı geldiğinde, mesela eskimiş evlerde nasıl? Devlet der ki mesela, belediye der ki artık bu evi yıkmanın zamanı geldi. O evi yıkar, sana yenisini verecek. Eskiden Osmanlı ecdadımız gençleri, çocukları özellikle iyi yetiştirebilmek için, onların fıtrat ve kabiliyetlerini anlayabilmek için böyle çörekler, börekler, işte bugünümüz tabiriyle en güzel çocukların ilgisini çekeceği bir odaya çocukları koyarmış. Çocukları koyduktan sonra, çocuklar bu güzel nimetleri seyrettikten sonra o üstadlar dermiş ki, çocuklar yarım saat bunlara dokunmayın, yarım saat bunlara dokunmazsanız size daha mükemmellerini vereceğiz dermiş. Ve çocukları orada bırakırlarmış. Eğer çocuklar yarım saat sabredebilirlerse, o çocukları sabırlarından dolayı akli melekelerinin kendi nefislerine yenilmemelerinin o mükafatı olarak ileride devlete daha hizmet edebilecekleri mühim ve önemli konulara ve yerlere getirirlermiş. Ama hemen onlara dokunan çocuklar da cevval fıtratlı oldukları için ona göre ya imtihanı ya almazlarmış ya da cevval fıtratlı oldukları için onları farklı bölümlere kanalize ederlermiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daimen salimen halimen kaimen aklen fikren ilmen zikren şükren dua et. Böyle selam vereceğiz. Böyle selam vereceğiz. Dağıldı şimdi. Niye yani? Böyle selam verilmez mi? Selamun aleyküm de. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imaduddin. Ne dedik? Es-salatu imaduddin. Ne demek? Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Bu binanın da direkleri var mı? Nedir bu binanın direkleri? Nerede? Hep görünür yerlerde. Helal. Şimdi, evet. Hazır mısın? Hadi Sait. Sanatlı bir eser, sanatkârı icap eder. Velet, validi iktiza eder. Kainattaki hiçbir şey Allahsız olamaz yani. Aynen, kendi kendine olamaz. Bir Allah iktiza ediyor yani. Evet. Onu söyle bu vecizede. Anladık değil mi? Evet, çok güzel. Tamam, diğer kısmı oku. En bedbat, en muzdarip, en sıkıntılı, işsiz adamdır. Ne demek bu? Bu zaten direkt kendisi açıklamış yani. Evet. Ya işsiz adam her türlü sıkıntı yani. Evet Sait, hadi bakalım. Hazır mı? Sait 500 ezberlemiş Kur'an'dan. Yapma ya. Yani altta birini ezberlemiş. Oku bakalım. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş. Güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. Maşallah. Oo, maşallah. Peki ne demek bu? Ne anladın? Ne diyordu vecize de güzel ahlakı? Ne yapıyordu ona? Fikir veriyor. Güzel fikir veriyordu. Fikri neyden, güzel fikirler neyden geldi o zaman? Ahlaktan. Güzel ahlaktan geldi. Peki hala o zaman ben kötü ahlaklı olursam nasıl bir fikre sahip olurum? Kötü fikre sahip olurum. Güzel fikir ise ne yaptı ona? Ona her şeyin güzel cihetini gösterdi. Hırs şiddetlenmiş. Onun için farklı hale düşüyorlar. Çünkü müminde hırs sebebi hasarettir ve sefarettir. Güzel, çok güzel. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayatı ebediyesini, hayatı dünyevi için bozmasın. Ne demek? Yani diyor ki burada dünya için ahiretinizi şey yapmayın, feda etmeyin diyor. Hani... Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla müminler için
ibadet sayılacağına rivayet sahih. Her şeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Bir köy muhtaçsız olmaz, bir iğne ustasız olmaz. Olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olmaz, biliyorsun. Nasıl olur ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur. Vücudetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme, dört eliyle salır yoksa mahvolursun. Herkese bu gelmedi, sana geldiğine göre. Bak ikinci sözün de çok güzel senin. Ne? Söyle. Her sözün doğru olmadı fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Sıkıntı sefaati muallimidir. Yes, dalaleti fıkrın. Zulmeti kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. Ezberleyenlere hediye vereceğim yani. Evet. Şimdi ben okuyacağım, siz tekrar edeceksiniz. Tamam mı? Toplu bir şekilde. Evet. Kur'an nedir? Sorumuz bu. Evet. İnsaniyeti saadete sevk eder. Biraz canlı. Fikir. Oo, tamam. Yakaladın.